hayatımda hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. 10 yaşında bir Azerbaycanlı kardeşimiz beni fena bir şekilde dolandırdı. Hani gerçekten dolandırdı. İnanamıyorum yaşadığım şeye. Benim işte gördüğün üzerine stajdan fotoğrafları da yapabilirim. Beni eklersen detayları falan konuşalım. Evet, aslında benim o kadar kasam yok. Başıma gelene bak, inanamıyorum, yemin ederim inanamıyorum. Bana yalan konuşmak ya, bak şimdi ben bu hesabı nasıl anlatıyorum. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve 6 yıllık YouTube hayatımın, 5 yıllık PUBG Mobile hayatımın en esrarengiz videosuyla karşınızdayım. Çünkü dostlar bugün hayatımda hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. 10 yaşında bir Azerbaycanlı kardeşimiz beni fena bir şekilde dolandırdı. Hani gerçekten dolandırdı. İnanamıyorum yaşadığım şeye. Şimdi olay akışı o kadar karışık ki dostlar, kafanızın yanmaması için çok kısa özet geçeceğim. Bizim Hidra'ya dostlar şöyle bir mesaj gidiyor. İşte 2500 klasiğim var falan filan. Hidra da bana yazıyor. Ben de açarız kanka diyorum falan. 2000 klasik bilmem ne, toplamda 4000 kasa ifade eden bir görselle birlikte atıyor. Ben de açarız kanka falan diyorum. Sonra aradan bir hafta falan geçiyor. Hidra diyor ki çocuk beni darlıyor, hani açacaksak açalım. Sonra Hidra diyor ki hesabı ver ben vereyim Vural'a şey yapsın. Çocuk da diyor ki yok Vural abi benle önce bir el atacak diyor. Yani çok istiyorum diyor, lütfen diyor önce beni eklesin. Hidra diyor ki oğlum şartlı şey yapacaksan açmayalım çünkü zaten çok insan var gibi bir şeyler diyor. Biraz yani tersliyor. Sonra bana atıyor bu görsel. Ben de oğlum bir şey olmaz çocuktur diyorum büyük ihtimalle. Ver bana Instagram'ını diyorum. Ben yazıyorum bu sefer. Video içerisinde göreceksiniz dostlar olayları. Çocuk illa da diyor ki abi hesabı vereceğim tamam aç ama bir ambar da olsa atalım diyor. Sonra ambar atarken neler yaşıyoruz? Keyifli seyirler, buyurun izleyin. O kadar çok istediği için mesajda tepkisini, hani yanına geldiğinde çok büyük bir tepkiyle karşılaşacağım bildiğim için kaydı açayım dedim. Ben tepki almayı amaçlarken kayıtta bakın başımıza neler geldi. Bak gözlerinize inanmayacaksınız, yaşananlar karşısında şok oldum. Harika. Zaman geri aksın. Evet, bunu sabah çekiyorum dostlar. Akşam kasa açma videosuna geçeceğiz. Erman kardeşimiz o kadar heyecanlı ki, hem ufacık hem de Azerbaycanlı. Abi ne olur bir evde ambar da olsa atalım dedi kasalardan önce. Onun için şu anda oyunu açtım. Kaydı da açtım ki hani tepkisini size alayım diye. Böyle enteresan ses kayıtları falan atıyor şöyle. Selamünaleyküm abi, ben Erman. Abi benim işte gördüğün üzere istersen fotoğrafları da yapabilirim. Tamam, sıkıntı yok, buz diyarım yok bu arada. Yine de teşekkürler. Abi müsait olduğunda lütfen ekle de bir yer atalım, ondan sonra hesabı vereyim ya. Vallahi hayalim seninle bir yer veya iki şeyle oynamak PUBG'de. Böyle bir isteği vardı arkadaşlar, ben de kıramadım. Müsait değildim aslında, hemen açtım oyunu. İstek de attım, kabul ettim bakalım, evet. Bakalım. Bir ambar atacağız. Oraları siz görmeyeceksiniz. Sizi kasa açmaya uğurlayacağım ama tepkisini görelim. Abi. Abi. Ağlıyor çocuk. Elman. Şimdi ağlama zamanı değil Elman. Vallahi. Oğlum ben seni yerim ya. Ağlama ama bak. Allah Allah. Bak beni üzersin, bak ben de ağlarım ha. Elman kaç yaşındasın sen? 13 abi. 13 yaşında. Canım benim, ne kadar zamanda biriktirdin 2000 kasayı? 2000 klasik hem de. 1,5 yıl 2 yıl arası. 1,5-2 yıl arası, maşallah çok güzel. Abi valla hesap ablamındı. İşte ablam oyunu bıraktı. Hesap bana verdi. Ha öyle mi? Tamam, çok selamını söyle abla. İran'dayız. İran'dan seviliyorsun. Ne girelim, ambar mı girelim? Oha. Abi sıkıntı olmaz benim için. Şimdi... Sana aşık bu. Yemin ederim yedik. Ablası utandırma, utandırma. Abi valla ben işte senin videolarını izliyordum. Valla kalbim titriyor şimdi. Konuşamıyor çocuk. Oğlum çok tatlısın ya. Keşke İstanbul'da olsaydın. Ne zamandır İran'dasın? Valla doğduğumdan beri. Doğduğundan beri. Aslında biz Güney Azerbaycanlıyız. İranlı. Evet. Güney Azerbaycanlısınız ama İran'da yaşıyorsunuz değil mi? Evet, evet abi. Anladım. Hadi bakalım kim daha fazla vuracak Elman? Ben mi sen mi? Abi vallahi ben heyecandan oynamıyorum. Yarış yapmıyorum. Sana bir şey senden bir şey istesem olur mu son bir şey? Söyle paşam, tabii ki. Abi aslında benim o kadar kasam yok. Ne kadar var? Yani abi ben sana ulaşmak için öyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Çok çok özür dilerim. Allah Allah. Nereden buldun o görseli, sesi? Abi edit yaptım. Abi edit yaptım. Ya üzülme canım benim, bir şey olmaz ya, canın sağ olsun. Olsun, önemli değil. Niye söyledim ama? Sana ulaşmak için yapmıştım. Olsun olsun, hiç ağlama, senin senden daha önemli değil. Ama yalan konuşma bir daha, yalan konuşmak bir şey değil. Ya abi ben normalde hiç konuşmam da işte videolarına bakıyordum. Öyle mesela şey oluyordu. Dedim dur belki şey yaparım, konuşabilirim. Olsun olsun, bunun için kendini üzme, bir şey olmaz, ben sana kızmadım. Abi beni silme lütfen. Ama sen bana yalan konuştun. Abi çok özür dilerim ya. Beni üzdün sen. Şaka yapıyorum, şaka deli. Silmem tabii ki de, niye sileyim, şaka yapıyorum ya. Vallahi silmem ses. Harbiden mi abi? Sen yine de bana hesabını ver, ben akşam bir hesabına bakayım neler vermiş. Tamam abi. Olur mu? Ben girdiğimde yazarım, derim ki Ermancığım ben hesabına girdim. Erman pek hesapla ilgilenemiyor, ben Hı-hı. sana verebilirim yani. Tamam. Yazarım Elman'ın Instagram'ında. Konuştuğumuz Instagram'dan yazsanız olur mu? Evet. Tamam, tamamdır. Ben bir bakarım bakalım. Onun haricinde işim bittiğinde de girebilirsiniz. İşim bitti yazarım. Ya abi sıkıntı yok. Benim sana güvencem sonsuzdur. Tamam paşam. Vay be Elman. Bana var ya, hayatımda bir ilki yaşattın ha şu an. Şu an bak ne diyeceğimi bilmiyorum, biliyor musun? Çok çok özür dilerim yine de abi. Yok yani ben sana hiç kızmadım, onu unutma, tamam mı? Tamam abi. Nereden aklına geldi peki böyle bir şey? Elman bana abi, getirdi. Vallahi... Dur ben anlatacağım. Lütfen. Dur. Abi işte ben senin videonu izliyordum. Asa videonu. Evet. Dedim niye işte ben birilerine ulaşamıyorum, benim hiç. Dedim dur bir deneyeyim, belki olur. Arkadaş falan oluruz. Götürdüm abi, onları sakma da itiraf etmem lazım, YouTube'dan aldım. İşte o fotoğrafları aldım, geldim kendi lopimden resim aldım, kendim ablamla beraber. Ablan da işe, ablan da bu işe ortak yani. Yaptık. Evet, ben editini yaptım. Ya abla saydı bu çocuk da yani, sen Allah Allah. Ben editörüm. Abi vallahi YouTube kanalım vardı aslında, hatta 10K'ydı ama silmek zorunda kaldım. Ben öyle edit yapıyorum. Elman getirdi bana, edit yap dedi. Allah'ım ben nereye düştüm ya. Abi inanamıyorum şu an bu yaşadığımız şeye. Gerçekten inanamıyorum bak. Harbiden hayatımın en esra... Kafayı yiyeceğim. Vallahi... Abi benim kendim duruyor. Oğlum vallahi çocuk billahi var ya bak. Bak 5 yıldır bu oyunu oynuyorum. 6 yıldır da YouTube'dayım. Böyle bir şey görmedim ben daha önce. Bana ilki yaşattın abicim. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Rica ediyorum diye bir de mo. Eşek seni. Abi kalbim. Sen bir eşeksin ama unutma bunu, tamam mı? Unutma. Son bir şey söyleyeceğim. Elman'ın yüzü kıpkırmızı. Elman'ı yerim ben. Onun böyle ne derler ona? Üzülmemesini istiyorum. Onun yani o yalan için de hiç kızmadım. İçi rahat olsun. Abi beni kendi ekibine alabilir misin? Benim hiç ekibim yok mu? Oğlum nasıl ekibe alayım? Ekibe girmenin şartları var. Ama bak ben sana şöyle bir şey yaparım. Bu benden sana hatıra kalsın. Şartlarını al. Ama yani çok yani emülatör olması, bilgisayardan oynuyor olması lazım. Çok iyi oynuyor olması lazım falan gibi, anladın mı? Ben sana uçak attım, onu sabitle, hiç gitmesin. Dur bakayım. Abi sana uçak attı. Ne? Oh, sana uçak attı. Bildiğin uçak. Ya Azerbaycan dili ne kadar güzel ya. Bizim bildiğimiz uçaklardan. Yemin ederim şiveniz çok güzel ya. Valla. Valla. Seninki daha güzel. Ben de şive yok ki, biz İstanbul Türkçesi, biz İstanbul Türkçesi tamam, konuşuyoruz. Nefes al Elman nefes al, Türkçen akıyor bak. Ben de diyorum ki Allah Allah bu çocuk niye ısrarlı abi, hesabı vereceğim ama önce lütfen bir el oynayalım. Ben de diyorum ki Allah, ben de yani işim vardı, bilgisayarı senin için açtım oyunu. Diyorum ki Allah Allah bu çocuk niye böyle bir şey diyor diyorum. Meğersem bu yüzden ha. Ulan şimdi Elmancığım. Teşekkürler abi. Rica ederim. Ablanla bak, ablanla da konuştuk demin. Ablan bana hesabı özelden atacak Instagram'dan. Ben akşam böyle yani tamam, saat 7 gibi falan ya 1-2 saat sonra yazacağım, diyeceğim ki ben hesaba giriyorum. İşim bitince yazacağım diyeceğim. Sonra ben size işim bitince yazacağım. Sıkıntı yok. Bir bakayım bakalım hesabında ben neler varmış. Benim için sıkıntı yok. Tamam çiçeğim. Çok... Abi vallahi 45 destansı var. Çok memnun ol. 45 destansı. Oo, iyiymiş bence bu arada. Kötü değil. Hepsi Royal Pass abi. Tamam vazgeçtim. İyi değilmiş. O zaman şey görüşürüz tamam mı? Çok memnun oldum. Görüşürüz abi, kendinize. Bana öyle ses kaydı atıyorsun biz ya. De. Ne isteğin olursa evet, öyle abi, ses kaydı at tamam mı bana özelden? Sonrası tamam, için diyorum yani mesela yarın öbür gün haftaya falan tamam. Ya arkadaşlar bak yemin ederim içime doğmuş ya. Yemin ederim inanamıyorum ya. Abi bak sırf kırmamak için oyunu açtım. Dedim ki bir el ambar atayım. Hani çok çağırıyor. Hani herhalde yani böyle ne derler ona? Güzel bir tepkisi olursa falan onu da alırız. Kasa açmanın başına ekleriz. Bakın önce böyle bir şey yaşadık diye. Başıma gelene bak. İnanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum. Montaj yapmış. Zaten biz başta göstermişizdir. Ama ben yine de şöyle şuradan size göstereyim. Şu anda ekrana geldi bakın. Şöyle de göstereyim. Ekrana da geldi aynı zamanda. Bu şekildeydi. Bizim Hidra'ya yazıyor. Hidra bana yazıyor. Ben Instagram'ını Hidra'dan alıyorum. Daha sonrasında şu şekil ses kayıtları oluyor. Selam paşam nasılsın yazıyorum. Bakın bana böyle bir mesaj atıyor. Instagram'dan. Selam paşam nasılsın diyorum. Abi ekle ablamla konuşuyorsun falan böyle bir şeyler yazıyor. Tam da yazamıyor. Eşek. Her neyse şunu sonra şu ses kayıtlarını atıyor. Abi benim işte gördüğün üzere istersen fotoğrafları da yapabilirim. Sandıklarım var. Ne güzel yalan konuşuyor tabii. Ben işte beni eklersen detayları falan konuşalım. İnanamıyorum ya. Konuşmak istiyor çünkü. Hayatımın en ilginç videosunu yaptırdı bana çocuk. Hesabı vermek şimdi, için yani. Ben şöyle merhaba, bir şey yapacağım arkadaşlar. Ha, bakın bu da ablasının ses kaydı. Hakkınızda pek bir şey bilmiyorum ama bizim bu Elman'ın biriktirdiği sandıkları vardı. Yani... Cevap ya ne verdim, kadar gerçek değil mi her şey yani? Ben bu gerçekliğe doğal olarak hani diyorum ki tamam hani açarız falan gibi düşünüyorum. Birinize sevindi. Eğer yani isterseniz Elman'la konuşun, anlaşın. Hesap verelim ve açın videosunu çekin falan filan. Ya böyle bir ses kaydı geliyor. Sonra ben bu mesajları görmüyorum. Çünkü dediğim gibi işim vardı. Sonra... Ben her zaman kasa açmadan önce böyle ya ses kaydı atarım ya da video atarım ki hem güvenlik açısından hem dolandırılmayı önlemek için hem de karşı taraf beni hani mutlu olsun diye yapıyorum. Şu şekilde bir video attım. Elmancığım ben olduğumu anlaman için video atıyorum abicim. Problem yok. Hesapta buz diyarı var mı? İlk önce bunu cevapla. İnşallah yoktur ve çıkartırız. Onun haricinde seni eklerim. Problem yok. Canımsın. Öpüyorum seni. Ailene selam söyle. Bu şekilde video atıyorum. Sonra bana böyle bir ses, sonra bana şöyle bir ses atıyor. Sıkıntı yok. Buz diyarım yok bu arada. Yine de teşekkürler. Abi müsait olduğunda lütfen ekle de bir el atalım, ondan sonra hesabı vereyim ya. Vallahi sürekli böyle diye. Hidra'ya da böyle demiş. Bizim Hidra biliyorsunuz. Biraz, yani siz bilmiyorsunuz da böyle. Biraz böyle zıt gidene zıt gidiyor. Hidra da demiş ki o zaman sen şart koşuyorsan böyle açamayız abicim falan demiş. Ben dedim ki lan çocuk bir şey olmaz dedim. Ver bana Instagram'ını dedim. Öyle aldım. Bakın Hidra'ya da öyle diyor. Ama önce bir el atalım diyor. Öyle vereceğim hesabı diyor. Bir el veya 2-3 el oynamak. Bir veya 2-3 el oynamak. Sonra ben de şöyle bir ses kaydı attım. Paşam benim çok az vaktim oluyor genelde. Yani hiç olmuyor kadar. Bu akşam bu video için vakit ayıracağım. Saat böyle 9'a kadar falan yazarım. Azerbaycan saatiyle yani 10 mu oluyor bilmiyorum. Ekleşiriz ama şöyle söyleyeyim. Hani bugün oynamasak da daha sonra söz oynarız tamam mı? Ben de böyle diyorum. Sonra bana şöyle bir ses atıyor. Elman'ın bu ziyareti yok. Ablası. Şu an zıplıyor. Bağırıyor çocuk. Nasıl diyeyim? Yani umarım hayal kırıklığına uğramaz. Ay, tanıştığımıza çok memnun oldum. Böyle bir ses kaydı geliyor. Sonra bir tane daha ses kaydı geliyor. Abi beni kaçıran eklesek bir el ne olur lütfen. Lütfen abi. Bir el aren atalım ve PUBG'den Gmail veya Twitter'ı versem olur mu? Biz çünkü abi İranlı olduğumuz için İran'da oturuyoruz. Azerbaycanlılar ama İran'da yaşıyorlar. Su var. Instagram'a hiç giremiyorum yani. Size ulaşmak için zar zor girmeye çalıştım ve girdim. Lütfen abi. Sonra ben diyorum ki arkadaşlar tamam diyorum. O zaman arena için diyorum bilgisayarı açayım. Ama ve lakin sadece arenaya atıp çıkacağım diyorum. Ondan sonra akşam kasayı açarız diyorum ve zaten başıma geleni anlık izlediniz. İnanamıyorum. Hayatımın en ilginç videosundayım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi deprem sebebiyle UC'ye para harcamıyoruz bu ara. Yani o tarz paraları başka şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eğer ki normal bir vakit olsa bu kardeşimize gerçekten çok büyük bir sürpriz yapardım ama hayatı boyunca bir daha böyle sevdiği insanlara karşı yalan konuşmaması için söz alırdım. Yine o sözü alacağım bu arada ve ufak bir sürpriz yapacağım. Böyle güzel bir oyundaki herhangi bir güzel bir şeyi çıkartmaya çalışırız. Hesaba bakacağım diye istedim bildiğiniz gibi. Alayım, kasa birikimi yokmuş ama ne bileyim bir 8000 UC belki de 6000 UC falan atarız. Sonra onu sürpriz olarak gösteririz dostlar. Oyunda önemli ne var bilmiyorum ama eğer şanslı olursa hesap güzel bir şey çıkartırız. Olmazsa da çıkmamış olur artık. Vallahi hayatımın en enteresan videosu dostlar. Her şeyi anlık sizle yaşadığım için, kayıt açık olduğu için gönlüm rahat, görüyorsunuz olayları yani. Başıma böyle bir şey geldi, ne yapayım, hayatımın en ilginç videosunu çekiyorum. Lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Bu ara çok güzel like'lar atıyorsunuz, çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi ben işlerimi halledeceğim, akşam Elman'dan hesabı alacağım, sonra ona sürpriz yaparız, müsaitse sese çekeriz, sözümüzü alırız bir daha yalan konuşmayacağına dair. Çünkü bizim görevimiz büyükler olarak bu dostlar, küçüklere yani bir yanlışta gidip azarlamak, bağırmak, çağırmak olmaz. Çok ayıp. Akşam görüşürüz. Evet sevgili dostlar, şu anda işte olayın akşamındayız. Sabah başıma böyle bir şey geldi. Ben dedim ki bu Elman kardeşimizi bir cezalandıralım. Bana yalan konuşmak ya. Bak şimdi ben bu hesabı nasıl banlatıyorum desem tabii ki yalan olur arkadaşlar. Bu hesabı bakacağım diye aldım bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Bu arada sabah olayı yaşadıktan sonra bana şöyle bir video geldi ablasından. Yani aynı Instagram hesabından ablası atıyor. İzleyelim. Bekle, kabul ettin mi? Vural anne. Hayır. Anne. Abi bu Vural değil. Anne bakın. Böyle bir tatlılık olabilir. Kafayı yiyeceğim yemin ederim yani. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle onun yaşıtları ona kızacak. İşte abi yalan söyledi, sen yine şey yaptın falan filan. Ama bana kızmayın dostlar. Bir büyük olarak benim üstüme düşen şey hani bu durumda ona kızmak, azarlamak ya da kötü laf etmek değil. Aksine onu doğru olan şeyi yönlendirmek. Çünkü çocuk yani sonuçta. Ben buradan yaşıtlarıma, büyüklerime de sesleniyorum. Lütfen oyundaki gördüğünüz çocuklarla harbiden hani yaramazlık yapıyorlar bile olsa lütfen düzgün konuşun. Çünkü bazen bu da emir verir gibi oldu yani, demek istediğim o değil. Bazen böyle öyle şeyler görüyorum ki arkadaşlarım çok küfürler falan ediyor, harbiden rahatsız edici. Çocuk arkadaşlar onlar. Biz büyükleri olarak onlara öğretmekle yükümlüyüz. Hesaba dostlar girdim, ne yapacağımı biliyorsunuz zaten. Çok ufak bir kasa açacağım. Bakalım şimdi nasıl mutlu ederiz onu düşünüyorum şu anda, biliyor musunuz? Hesap yani full Royal Pass setiyle dolu bir set, hesap zaten. Nasıl mutlu ederiz diye düşünüyorum. Hiç kasası yok. Allah seni nasıl biliyorsa el yapsın he. Puh! Hani lan nerede lan 4000 kasa, ağzına çaktın. Bir seferliğe mahsus dostlar UC satın alımı yapacağım. Ama Elman'dan da söz alacağım dostlar. Bir daha yalan konuşmamasına dair. Tamam, UC'sini yükledik dostlar. Şimdi asıl mesele şu. Asıl mesele acaba oyunda yani ne var abi şu an? Küçük bir çocuğu mutlu edebilecek oyundaki şeylere bir bakayım. Küçük bir çocuğu en çok ne mutlu eder? Hadi Vural, tecrübelerine dayanarak. Bak abicim. Buradan alamayız. Çok yüksek ihtimalle alamayız. Burada aslında var ya. Şurayı... nerede lan o? Ha gitti mi o sandık? Aa. Ha burada tamam. Aslında buradan ölüm mesajlı bir şey denesek çok iyi olmaz mı? Ne dersiniz? Şimdi bakıyorum da oyunda çok bir şey yok. seçeneğimiz fazla yok gibi değil mi? Bir daha bakalım. Bunu atsak zaten çıkmaz. Yani çok yüksek ihtimalle çıkmaz. Çıkmıyor çünkü. Royal Pass. Royal Pass olayına bakarız. Royal Pass olayına sonra bakarız. Ha, Royal Pass'ı zaten var. İyi iyi güzel. Yok lan, var mı yok mu anlamadım ki. Biz en iyisi bunu açalım arkadaşlar. Buradan ölüm mesajlı birkaç bir şey alabiliriz. Hadi bakalım, bismillah dedik. Lan inşallah hesabın şanslıdır la. İnşallah hesabın şanslıdır la elma. Hadi oğlum. Bu arada ay yani ölüm mesajlı silah alıp alsak bile büyük ihtimalle geliştiremeyeceğiz. Ama ben ondan şöyle bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki Elman sen gerçekten kasa biriktirmeye başla. Ve 500 kasa yaptığında, 500 klasik yaptığında yaz, söz veriyorum ben istediğim bir silahını geliştireceğim diyeceğim. Fullleyeceğim falan diyeceğim yani öyle. Bakalım. Sonra aylar sonra dostlar o biriktirince yeni bir video ile size hatırlatırım. Abicim bir şey ver ya oğlum, bu ne? Hop. Lan bu ne? Oy! Destansı geldi. Yemin ederim destansı geldi. Allah'ım şuradan silah ver, ne olur silah ver lan. Yes! Lan bu değil lan, neyse. Üçlük verseydi güzel olurdu da. Şu geçi bir kapatayım ya. Dur. Askeri sandığa gel. Bunu bas. Geçi bir kapatayım. Abi lütfen bir tane bak şu Kar 98 AVM veya M16 hadi. Ya da M16'ya belki çok sevinmez çünkü M16 çok sevilen bir silah değil ama AVM ile Kar 98 bence çok sevinir. Abicim versene şunu. Lan bu ne oğlum ya, bunu verme ya. Hadi lan. Yapma be. Bir güzellik yap oyun. Vallahi arkadaşlar başka zaman olsa durmam basarım UC biliyorsunuz. Ama kendime bile yüklemiyorum şu anda. Şuradan hadi oğlum hadi. Hadi hadi M16 Kar 98 veya AVM hadi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın değil mi? Yazıklar olsun be. Hadi. Ver oğlum ya. Ver. Ay o ne? O ne oğlum? Daha önce verdi onu değil mi? Yanmadı bile çünkü. Orada destansı almamız çok enteresandı ama ölüm mesajlı silah için ben buraya bastım. Ah be kardeşim. Hadi ya. Son 2 tane daha açabileceğiz arkadaşlar. Gerçekten üzülürüm ya çıkmazsa. Onlardan biri çıkar diye ümitlenmiştim. Hadi. Ne? Şaka mı lan bu? Oğlum bu şaka mı? Aa! Şaka mı bu? Lan silahı da ver bari hadi. Ya insanların nasıl 300 destansı olduğunu anladım ben. Böyle çıkartıyorsanız olursunuz tabi. Hesapta UC var mıydı bu arada ben girdiğimde? Bilmiyorum. Neyse inşallah oradan harcamışımdır. Hadi oğlum. Şunlardan birini verirsen tam olacak. Ah! Tava olsun. Tava da iyi oldu bak. Tavaya da belki sevinebilir. Lan ne yaptıysak silahları vermedi ya. Görüyor musun? Allah'ım yarabbim. Şaka gibi ya. Ama 2 tane destansı verdi. Baksanıza. Güzel değil mi bu destansılar? Bence güzel bu arada. Şapkayı çıkartan bu nasıl bir tip? Başka ne aldık bu arada? 2 tane destansı çok iyi. Bu seti aldık. Şu seti aldık. Buraya bir SKS aldık. Buraya bir Uzi aldık. Buraya bir akrep aldık. Buraya da bir tava aldık. Yani artık idare etsin canım. Yani yapacak bir şey yok. İdare edecek. Bu arada arkasına böyle şey alsak ya. Ne almıştık lan geliştirilebilir biz? Uzi aldık. Tava aldık. Bir de akrep aldık değil mi lan? Geliştirebilir büyük silah da almamışız ki. Heh, tamam şöyle kalsın. Hesaptan dostlar bu şekilde çıkış yapacağım. Şimdi merak ettiğim şey. Acaba hesapta UC var mıydı? Ben oradan harcadım mı? Ona bir bakacağım. Öyle bir şey yaptıysam ben onu tekrardan koyayım. Çünkü ihtiyacı olabilir. Şimdi bir kaydı durduracağım. Kayıttan bakacağım. Tamam hesapta zaten tam 40 UC varmış arkadaşlar. 40 UC olarak da bırakıyorum. Royal Pass'ı olmasaydı Royal Pass açardım üstüne ama Royal Pass'ı da var. Bakalım şimdi kendi hesabıma gireceğim. Onun da oyuna girmesini söyleyeceğim ve ondan bir söz alacağım. Şimdi kendi hesabıma girdim. Hızlı bir şekilde girer girmez istek atabilmek için arkadaşlar şurayı şöyle bekleterek. Lan bu ne oğlum? Ne alaka, yine bende bir şeyler yanıyor. Benim hesabın yine mesaj kutusuna bir şeyler geliyor galiba. Burayı burada bekleteceğim ki arkadaşlar şey olsun. Girer girmez göreyim. Elman abicim kendi hesabına gir de lobide 2 dakika konuşalım seninle. Sonra gideceğim ben. Ben çıkış yaptım bu arada hesaptan, haberiniz olsun. Lobide seni bekliyorum. Tamam ses kaydını attık. Şimdi. Böylece bekleyeceğiz şu anda arkadaşlar. Başka bir yapacak bir şeyimiz yok. Neydi ki lan? Ha, Matrix Elman. Ama bak yeni fark ediyorum. Matrix Elman. Lan oğlum benim arkadaş listemde ne var böyle? Lan bu ne oğlum? Ne alakası var bunun konunun? Yiğit ağzına çakayım Yiğit. Sen nasıl bir eşeksin ya? 5 minutes later. Evet, biraz daha girmezse meyve vereceğim harbiden. Kaldım böyle bekliyorum ya. Heh, girdi hele şükür. Allah'ım yarabbim. Oğlum nerede kaldın ya? Elvancığım ben sana bir sürpriz olsun diye küçük azıcık bir kasa açılımı yaptım. Bir 10.000 UC'ye kadar. Ama senin hesap çok şanssızdı. 2 tane destansı kıyafet çıktı. 3 tane geliştirilebilir çıktı. Ama ben sana şöyle bir söz vereyim. Sen... Destansı pırpıra. Sana şöyle bir... Oh, wow, Erman şuna bak. Sesim geliyor mu Erman? Geliyor abi. Şimdi ben sana şöyle bir söz veriyorum. Sen gerçekten kasa biriktirmeye başla. Tamam, biraz biriktir. Çok dibe biraz biriktir. Ondan sonra bana yaz. Ben de söz veriyorum o gün hem kasaları açacağım hem de senin istediğin bir silah çıkartıp geliştireceğim. Tamam. Ama biriktir, tamam mı? Her gün gümüş parçacık da o şeyden al. Tamam. Ha tamam. Ablası bak açtırma ona, tamam mı, kasaları? Tamam. Tamam. Valla 200 veya 300 tane toplarsam olur mu? Olur. Olur, tamam. Biriktir, söz bak, evet. Söz. Ben bekliyor olacağım senden mesaj, tamam mı? Hatta seni Instagram'dan takip ediyorum. Hadi. Bana tamam. Mesaj attığında bildirim gelsin. Şimdi sen de bana tamam. bir söz ver. Güzel. Tamam abi. Ama güzel bir daha ne olursa olsun yalan konuşmak yok, tamam? Tamam abi. Söz tamam. Veririm. Teşekkür ederim. Seni yerim. Seni yerim ben. Hesap kendi dilinde değil. Dur. Daha 3 dilde sana teşekkür edecek. Hadi. Et bakayım hadi. Evet. Hadi. Ellerim ağırmasın. Sana sağ ol. Ondan sonra teşekkürler. Farsça'da de. Dersliklerine kanı. Merci. Ondan sonra bir de İngilizce'de de. Thank you. Tamam oldu. Utandı. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim çiçeğim. Kendine çok iyi bak. Seni öpüyorum. Hadi hoşçakal. Vallahi arkadaşlar yani küçük de olsa işte ne bileyim hem mutlu etmeye çalıştım hem işte ne derler ona, yalanın kötü bir şey olduğunu göstermeye çalıştım. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Sonuçta ben de dolandırıldım yani, ben ne yapayım? Hani tamam karşımızdaki çocuk hani yapar eder de ben de mal gibi kaldım ortada harbiden. Sizlerle böyle bir anımız olmuş oldu. Şimdi böyle bir şey yaşadık diye gidip de arkadaşlar lütfen bu tarz şeylerle gelmeyin. Bir daha böyle montaj olayı falan görürsem bunu yapmam. Çünkü bu sefer de teşvik olmuş olur yani. Sürekli yalanla kasa gelmeye falan başlar. Bundan sonra gerçekten kasa biriktirdiyseniz lütfen ekran kaydı alarak o videoyu iletin. Canımsınız. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu da böyle bir anımızdı. Bay bay.